Günaydın, sesimin geldiği herkese. Kusura bakmayın, böyle online yayınlarda bazen ne zaman başlamamız gerektiğine dair tereddütte kalabiliyorum. Bu konuda affınıza sığınıyorum. Ben Serdar Kuzuloğlu, bugünün yönetimini ben gerçekleştireceğim. Benim için büyük bir gurur, Viter'in bu kadar önem verdiği bir alanda ekranın bana emanet edilmiş olması. Ben ev sahibi temsilcisi olarak en azından size günle ilgili birkaç kısa vererek konuşmama başlamak istiyorum. Şimdi Viter 1993 yılında Türkiye'de kurulmuş ve şu an 20'den fazla markayı temsil eden katma değerli bir bilişim firması, bir distribütör. 20 farklı markayı temsil ettiğini söyledim ve şu ana kadar 3000 şirkete dokunmuş bir yapıdan söz ediyoruz. Altyapılarını kurmuş bir organizasyondan söz ediyoruz. Bugün ağırlıklı olarak bahsedeceğimiz bugünkü etkinliğimizin ana konusunu oluşturan Manage Engine ise Hindistan menşeli bir şirket. Hindistan'da kurulmuş ama bugün dünyanın birçok farklı yerinde önemli yerlerde, bölümlerde ve görevlerde imzasını taşıyor. Bir BT operasyonları ve servis yönetim uygulaması detaylarını alacaksınız. Ben küçük bir detay olarak şu ana kadar 190 ülkede 180 binden fazla şirketin süreçlerinin sorumluluğunu taşıdığını söyleyerek bırakayım. Kendi adıma Manage Engine ile ilgili bilgilerim. Vitel'de 2007 yılından beri bu uygulama setinin Türkiye'deki tek yetkili distribütörü konumunda. Ülkemizde de halen 1000'in üzerinde firma Vitel'in çözümlerinden faydalanarak iş süreçlerini yönetiyor. Bugünkü gündemimizle ilgili, program akışımızla ilgili de sizi birazcık kısaca bilgilendireyim. Benim konuşmamın ardından Sayın Deniz Eşiyok sözü alacak. Vitel CEO'su olarak Türkiye'de Manage Engine'in durumu, vaatleri ve yaptıkları ile ilgili bir bilgilendirme konuşması gerçekleştirecek. Ardından Sayın Adem Öztemel bizlerle birlikte olacak. Viten Manage Engine Teknik Müdürü, BT ekipleri için yeni normal düzen başlıklı bir konuşmayı paylaşacak. Ardından Abdi İbrahim Sistem ve Ağ uzmanı Sayın Burak Toprak bizlerle olacak. Kendilerinin uygulamalarında edindikleri tecrübeleri bizlerle paylaşacak. Ardından Edukor danışmanı Sayın Erman Taşkın bu dijital framework'ün kendi taraflarındaki tecrübelerini paylaşacaklar. Ardından Trendyol sistem yöneticisi ekip lideri Sayın Harun Şahiner bizlerle birlikte olacak. Onun ardından Sayın Ender Çom, Vitel Manage Engine satış müdürü. Ardından yine uygulamanın kullanıcılarından Tadım Teknoloji'nin operasyon müdürü Hasan Öner bizlerle olacak. Pardon, Tadım'ın tabii teknoloji operasyon müdürü. Ve son olarak da Vitel kıdemli teknik danışmanı bu son dönemin en önemli konu başlıklarından biri haline gelen uzaktan çalışma ya da evden çalışma, hangisini tercih edersiniz? Her zaman ev olmak zorunda değil malum. Bu uzaktan çalışmanın en güvenli ve en verimli bir şekilde Manage Engine uygulamaları üzerinde nasıl gerçekleştirilebileceğini anlatacak Sayın Murat Dağı'dır. Ve ardından da bir ödüllü yarışmamız olacak. Şimdi ödüllü yarışma ile ilgili de ben bir burada önceden açıklama yapmak isterim. Bu yarışmamız cep telefonlarınızdan, bilgisayarlarınızdan, yani bir web tarayıcı açabildiğiniz aslında her yerden ulaşılabilir bir online yarışma olacak. Yarışmanın içeriğini gün boyu, daha doğrusu öğlene kadar 8 sunumun içerisinde paylaşılan bilgiler oluşturacak. Burada sizlerle paylaşılan bilgiler, aktarılan bilgilerden hazırlanmış. Bence izleyenlerin çok da zorlanmayacağı birkaç soruyu yönlendireceğiz. Tam olarak rakam vermek gerekirse 5. Ve bu soruları doğru yanıtlayan ilk 7 kişiye de çeşitli ödüllerimiz olacak. Ödülleri yarışmaya yakın sizlerle yine paylaşacağım. Bunun için kahoot.it, kahoot.it ya da şu İtalya'nın kısaltılmışı adresine bağlanmanız ve bizim sizlere ekranla paylaşacağımız pini girerek buna katılmanız gerekiyor. Ödüllü yarışma ile ilgili detaylı bilgileri şu an zaten ekranınızda da görüyorsunuz. Yine ben oturumların arasında fırsat kaldıkça bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
Ama ben sözü şimdi diğer konuşmacılara vermeden önce eğer uygun görürseniz şuradan kendi ekranımı da açıp sizlerle bugüne dair birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Yani bugüne derken Manage Engine ve ötesine. Çok sevdiğim bir yazar var, Simon Sinek diye okuyanlar da oluyor ama çok güzel kitapları, sunumları, YouTube videoları var. Onu tanımama sebep olan kitabı Start With Why'dı. Türkçe'ye de Neden ile Başla ismiyle çevrildi. Çok tavsiye ederim okumanızı. İlginç bir teorisi var ve esasında hem iş dünyasını hem de genel anlamda birçok yapıyı değiştirmiş durumda. Çok da basit bir mantığa oturuyor. Diyor ki Simon Sinek, kitabında verdiği örnek teknolojiyle başladığından ben o örneği vermeyeyim. Genellikle diyor, bütün karşımıza çıkan teklifler birbirine benzer. Yani bir deterjan firması ile karşı karşıyaysak, deterjanların hepsi aşağı yukarı bize aynı şeyleri vaat eder. Aynı teklifleri sunar. İşte bir otomobil alacaksak bütün otomobillerin esasında teknik özellikleri birbirine benzer. Ama der ki bazılarının yeri başkadır. Mesela bir otomobil alacağınız zaman işte bir sürü markalar vardır ama birkaç tane markanın sizin zihninizdeki yeri ayrıdır. Oysa teknik özelliklerine baktığınızda öyle diğer sizin gözünüzde sıradanlaşan markalardan çok da farklı değildir. Hatta bazen o markalar daha premium fiyatlandırma modellerini içerdiğinden orta düzeydeki araçların standart özelliklerini bile size ekstra bedelle satmaya çalışırlar. Ama diyor onların yeri hep bizim gözümüzde ayrıdır diyor. Peki bunun neden olduğuna yönelik araştırma yaptığımızda, çünkü bu sadece işte otomobilde, bilgisayarda, telefonda değil, işte siyasette, hatta şirket yönetiminde bile böyle. Yani şirketler karşımıza çıktıklarında benzer değer setleriyle çıkıyorlar ama bazılarının bizim için yeri ayrı. İşte bunun sebebini şuna bağlıyor Simon Sinek kitabında. Başarılı ve başarısız şirketler, yöneticiler, oluşumlar her ne karşınıza çıkarsa çıksın çok basit bir denklemden kazanır ya da kaybeder diyor. Başarısız olanlar bize sürekli olarak ne yaptığını anlatır diyor. İşte ben şunu yaparım, ben bunu yaparım, işte bunu o yapmak için şöyle böyle yapmalısın diyor. Ama başarılı aklımıza gelen ilk firmalar hep bize nedenini anlatır diyor. Yani neden biz ona sahip olmalıyız? Neden onu kullanmalıyız? Neden bir sürü başka seçenek varken onu tercih etmeliyiz? Bizim neden sorusuna zihnimizde cevabı verebilen şirketler bizim gönlümüzü ve bütçemizi de kazanıyor. Yani şöyle düşünün, eğer fiyat hepimiz için çok önemli olsaydı, hatta tek önemli kriter olsaydı, hayatımız bambaşka olacaktı. Mesela hastalandığınızı düşünün. En ucuz hastaneye mi gidiyorsunuz? Bir ayakkabı alacağınız zaman en ucuz ayakkabıyı mı alıyorsunuz? Hayır, değil mi? Bunların hepsi için cevabımız hayır. Hatta aksine çoğu için paramızın yettiğinin en pahalısına, en üst seviyesine gidiyoruz. Hatta bazen gerçekten ikna olduysak onu da aşıp kredi alıyoruz, borç alıyoruz, harç alıyoruz, ulaşıyoruz. Dolayısıyla işte mesele neyi neden yaptığımız. Ve bugün bilişim çözümlerine neden tekrar odaklanmamız gerekir diye düşündüğümüzde karşımıza bu çok aşina olduğumuz tablo çıkıyor. Bu böyle uzaktan bakınca, grafiklerine bakınca hayran olmamanın elde olmadığı, doğanın her yarattığı ve barındırdığı bileşen gibi bu güzel görünümlü virüs. Hayatımızı alt üst eden virüs. Neyi gösterdi bu virüs bize? Uzun zamandır konuştuğumuz bu küreselleşmiş dünyayı bize hatırlattı. Yani gerçekten küresel bir dünyada yaşadığımızı, dünyanın düz olduğunu, sınırların aslında kalktığını, siyaseten var olmakla birlikte ekonomik anlamda sınırlarının kalktığı bir düzeni bize hatırlattı. Bakın bugün Manage Engine'in konuklarıyız, misafirleriyiz. Hindistan'da kurulmuş bir şirket. Bugün 180-190 ülkede 200 bine yakın firmanın
çözümü halinde muhtemelen kafamızı çevirdiğimiz, haritada parmağımızı koyduğumuz ve ülke olarak orta ve gelişmiş ülke olarak adlandırdığımız her yerde izleri var. İşte böyle bir dünyayı inşa ettik ve bu yüzden de, tam da bu yüzden de dünyanın hiçbir derdinden muaf değiliz. Yani dünyanın her yerindeki her olay dünyanın diğer her noktasıyla da ilgili. Hani bu görselden örneğimizi verirsek, Çin'in bir adını bile şu ana kadar duymadığımız şehrindeki hayvan pazarının hijyenik koşulları örneğin, mesela Ege'de küçük bir aile işletmesinin çok ilgilenmesi gereken bir ayrıntı dünyada. Çünkü oradaki bir sorun kendisini de vuruyor hiç aklına hayaline gelmeden. Yani dünyanın hiçbir derdinden sonsuza kadar muaf değiliz ama başka bir durum da var. Aynı şekilde ekonomik olarak da birbirimize bağlıyız ve küresel bir rekabette giderek düşen marjlarla işlerimizi optimize ederek geleceğe daha güvenle bakmak zorundayız. Çünkü bu böylesine sıra dışı dönemlerde ki bundan sonraki dönemlerin hep böyle kaotik olması bekleniyor, zorlu olması bekleniyor. Yaptığımız işleri yaptığımız şekilde yapmaya devam ederek sürdüremeyiz gündelik ve ekonomik hayatlarımızı. Çok daha küresel rekabetin çok daha nefesini hissettirdiği, ekonomik parametrelerin bizi küçük marjlardaki rekabeti, yani iş süreçlerini iyileştirmeyi çok daha gerekli hale getirdiğini göreceğiz. Koronavirüs sebebi bu COVID-19 hastalığının etkileyeceği sektörleri görüyorsunuz bu grafikte. Yukarıda yeşil, yani üst ve sağ kısım birazcık nispeten keyfi yerinde olan sektörler, bu dönemde gemisini aynı rahatlıkla yüzdürebilecek sektörler ki bunları tahmin etmek zor değil şüphesiz. İşte efendim uzaktan eğitim ve Serdar çalışma Bey, çözümü. Araya giriyorum. Deyince. Kusura bakmayın Serdar Bey. Sadece ilk saat gözüküyor şu anda. Sunum akmadı. Yapmayın ya. Keşke daha önce söyleseydiniz. Bir saniye. Ben şöyle yapayım. Bir saniye. Bütün masa üstümü paylaşayım sizinle. Şu anda masa üstüm görünüyor mu sizinle? Grafik görünüyor mu? Şu anda görünüyor. Heh, tamam. Daha öncekilerin paylaşılmamış olmasından dolayı birazcık üzgünüm. Kusura bakmayın, provada bir problem yoktu. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi işte bu üst sağ bölümde nispeten hali vakti yerinde olan sektörleri görüyoruz. Bunlar işte uzaktan eğitim ve çalışma, perakende, işte marketler, süpermarketler vesaire. Ve birazcık bu alt ve şurada işaretlemiş olduğum sol kısma baktığımızda oldukça zorlu dönem geçirecek olan sektörlere şahit oluyoruz ki bunların her biri Türkiye'nin ekonomik anlamda lokomotif sektörlerini oluşturuyor neredeyse. Emlak, otomobil, eğitim, işte otomobile bağlı kiralama, otel ve konaklama hizmetleri, havayolu ulaşımı. Bunlar Türkiye ekonomisi için çok önemli. Ve eminim bizi izleyenler arasında işte bu grafikte kendisine bir yer bulmuştur. İşlerin zor olduğunun farkındadır. Ve devam edecek olursak, dünyayı da oldukça zorlu bir gündem bekliyor. Ben en iyimser rapor olarak IMF'nin raporunu sizlerle paylaşmak istedim. Dünya genelinde sadece Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Endonezya'nın büyümesi bekleniyor bu dönemde. En iyimser tabloda 2020 yılı içinde IMF'nin bu öngörüsünde Türkiye'nin ekonomik büyüme öngörüsü %5 küçülme. İşsizliğe baktığımızda yine büyük bir işsizlik dalgası bizi bekliyor. %17.2'lik iyimser tabloda Türkiye'de işsizlik beklentisi var. Bir yandan devletin istatistik kurumu tarafından yaptığı açıklamalar var. Bir yandan da yaşadığınız hayat ve çevrenizde gözlemledikleriniz var. Kararı kendiniz verin. Yine bu verilere göre İspanya, Brezilya ve burada görmüş olduğunuz gibi İtalya'dan sonra en çok etkilenecek olan ülke Türkiye ve dahası bir dönem aslında gündemimizden çıkan, unuttuğumuz ama son günlerde artık kaçınılmaz bir gündem maddemiz olan enflasyona baktığımızda orada çok belirgin bir varlığımızı görüyoruz grafikte. 2020 yılında %12 en iyimser beklentiyle enflasyon bekleniyor ve bütün bunlar bize işte neyi hatırlatıyor?
Şu ana kadar buna benzer teknoloji odaklı toplantılarda çok adını duydunuz. Hatta bazen adını fazla duymaktan dolayı bıkkınlık gelen bazı kavramları yeniden hatırlayıp düşünmeyi bize hatırlatıyor. Nedir o? Örneğin Endüstri 4.0 nedir? İşte yapay zeka, algoritmalar, iş süreçlerinin iyileştirilmesi neden? Çünkü artık giderek bugünün dünyası hızla ölçeklenebilir, hızla küçülebilir, hızla büyüyebilir. Bütün sıra dışı taleplere hızlı cevap verebilir. Bunları mümkünse önceden öngörebilir ve gereğini yapabilir. Üstelik insanın emeğinden ki insan en kırılgan bileşen bu yaşadığımız dünyanın, insanın emeğinden, dikkatinden ya da dikkatsizliğinden azade yapıları kurma mecburiyetini bize hatırlattı. Yani bizim önümüzdeki dönemde küreselleşmiş bu dünyada sıra dışı koşulları bir süre daha koruyacağı bir gündemde ayakta kalabilmek, gemimizi yüzdürebilmek için bu teknoloji sistemlerine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Hani bu neden sorusunu yansıtırsak eğer, neden bütün bunları konuşuyoruz ve neden bunlara bir yüzümüzü çevirmek ve düşünmek zorundayız? İşte bu yüzden. Yoksa teknoloji için teknolojinin bir anlamı yok şüphesiz. Yani Vitel için olabilir, sizin için olamaz. Zaten Vitel de sadece teknoloji ürünleri satıyor olsaydı eminim çeyrek asır boyunca yelkenlerini şişirmeyi beceremeyecekti. Birçok fırtınadan geçti. Alabora olup gidecekti. Ama bugünkü varlığı da işte Vitel'in de neden sorusuna en azından müşterileri gözünde cevap verebildiğini gösteriyor. İşte böylesi karmaşık bir gündemde biz de bugün demin de bahsettiğim gibi 8 farklı oturumla bütün bu konuları ele almaya çalışacağız.